Türkiye'nin hassasiyetlerini yok sayan Netflix bir skandala imza attı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtarak anlatan Mausa isimli dizi 20 Eylül'den itibaren Netflix'te yayınlanacak. Diziye tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Gerek Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nden gerek Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük tepkilerin olduğunu görüyorum. Bu da beni memnun etti. Ben de açıklamalarda bulunuyorum. Gerçekten Netflix'in böyle bir siyasi olaya tek taraflı bir görüş açısıyla alet olması kendine hiç yakışmamıştır. Konuyla ilgili CNN Türk'e konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs harekatını kötüleyen kara propaganda yapılıyor ifadelerini kullandı. Kıbrıs meselesi asla 1974'te başlamamıştır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ki 50. yılını biliyorsunuz Büyük Coşkule kutladık. Esas itibariyle Kıbrıs Türk'ünü soykırımdan kurtaran bir askeri hareket. Bütün dünya bilmektedir ki 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs'ta kanın akması durmuştur. 50 yıldır Kıbrıs'ta bu zor bölgede barış devam etmektedir. Ve herkes gerek Güney Kıbrıs gerek Kuzey Kıbrıs barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabilmektedir. Yayıncılık biraz da gerçeklerle ilgili olması lazımdır. Evet. Birilerinin kara propagandası, birilerinin kendi siyasi emellerine eğer birileri alet olacaksa bu onlara da tabii yakışmayacaktır. Yakışmıyor da. O bakımdan Kıbrıs Türk'ü burada tepkisini koymuştur, koyacaktır. Ve biz de tabii ki bunun için belki farklı bir takım yöntemler araç içerisinde olacağız. Türk ordusunu hedef alan yapıma AK Parti sözcüsü Çelik'ten tepki gecikmedi. Çelik sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz dedi. Bir diğer tepki ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doktor Batuhan Mumcu'dan geldi. Mumcu da tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı. Netflix'i bu tür yapımlarda tarihi gerçeklere saygı duymaya davet ediyorum. Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının onuruna yönelik bu tür haksız ve yanıltıcı yayınları şiddetle kınıyor, gerçeğin yanında durmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Tüm yetkililerin ülkemizin tarihine ve milli değerlerine yönelik bu tür saldırılara karşı harekete geçeceğine ve gerekli adımları atacağına inanıyorum.